Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Beko'nun DKK 2300 Türk kahvesi makinesini inceleyeceğiz. Bu makinemiz kendi su haznesi bulunmayan bir kahve makinesi arkadaşlar. Şöyle bir cezvemiz var. Cezveye suyu, şekeri, kahveyi kendimiz koyuyoruz. Bu şekilde yapıyoruz kahveyi. Cezve aslında 3 fincan Türk kahvesi alıyor. Ama ben tercihen 2 fincan yapmak istiyorum. Çünkü 2 fincanda daha lezzetli, daha köpüklü ve kıvamlı bir kahve elde ediyoruz. Cezvenin boyutunu size şu şekilde yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim. Makinenin yanından çıkan şu şekilde bir kahve ölçü kaşığı var. Böyle silme olarak doldurduğumuzda bir fincan Türk kahvesi için uygun miktarda kahveyi almış oluyoruz. Şimdi kahvenin yapımına geçelim. 2 fincan Türk kahvesi yapacağım. Kaşığımı doldurdum. 1 2 Bu şekilde 2 kaşık kahvemi koyduktan sonra az şekerli, birer şekerli tercih ediyorum. Şekerlerimi atıyorum. Suyu da hangi fincanda yapacaksam o ölçüye göre koymam gerekiyor. Ben içme suyu kullanıyorum bu arada. Birinci fincanımı, bir fincan suyumu doldurdum. İkinci fincan suyumu da doldurdum. Karıştırmadan da makineye koyuyorlar ama karıştırınca daha güzel olacağını düşünüyorum. Tabi cihazımın, cezvemin içi daha doğrusu zarar görmemesi için şöyle küçük bir tahta kaşıkla karıştırıyorum ben. Bu kadar yeterli karıştırmak. Karıştırma işlemini sonlandırdım. Makine zaten prizde takılı. Fişi uzun sizin görebilmeniz için, özellikle açtık prizin boyunu görebilmeniz için. Kablonun boyunu da görebilmeniz için özellikle açtık. Makineye cezvemi oturttum. Şöyle bir ses duyduk. Ötme sesi makinenin açıldığına dair. Şimdi de basarak cezveyi sıkıştırıyor ve kahvemin olmasını bekliyorum. Bu arada da kahvenin yanına ikramlıklarınızı hazırlayabilirsiniz. Kahvemiz oluyor. Bekliyoruz. Zaten kahvemiz hazır olduğunda bize uyarı verecek, ötecek. Her makinede olduğu gibi. Beko'nun iki cezveli makineleri de var. Kendinden su alan makineleri de var. Ama ben bu cihazı gayet beğendim. Güzel kahve yaptığını düşünüyorum. Hani kıvamlı, koyu, köpüklü bir kahve yaptığını düşünüyorum. Siz de umarım alır, dener, memnun kalırsınız. Kahvemiz şu anda pişmeye devam ediyor. Biraz sesini duyuyoruz. Makinemizin ışığı kahve olurken sadece kırmızı yanıyordu. Kahvemiz olduktan sonra uyarı sesini duyarken kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Ve şu anda da ışık beyaza döndü. Ben şu anda cezvemi alıyorum. Şöyle göstereyim size. Evet, çok köpüğünü kaybetmeden hemen iki fincana şu şekilde dökmeyi tercih ediyorum. Birazcık birinci fincana döküyorum. Daha sonra ikinci fincana döküyorum. En sonda tekrar birinci fincana ve böyle yine dibinde kalanı ikinciye ilave ediyorum. Beko BKK 2300 Türk kahvesi makinesi incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Şöyle yakından çekeyim son olarak. Gayet güzel, köpüklü 2 adet Türk kahvemiz hazır. Afiyet olsun. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.